Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılda yaklaşık 1000 kişiye yemek borusu kanseri teşhisi konuyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde son 11 yılda 296 hasta kapalı yöntemle yapılan ameliyatla hayata tutundu. Yemek yiyemiyordum, yutkunamıyordum. Ondan sonra hocanın yanına geldim, hoca tesir koydu. Ameliyat falan geçirdim, çok şükür. Yani ortalama 1,5-2 günde falan ayağa kalkıp bayağı bir rahat bir yürüyüş yapabildim. Merhaba Eren. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. 29 yataklı bir kliniğimiz var. 5 yataklı kendimize ait özel yoğun bakımımız var. Ve 2 tane ameliyathanemiz var. Türkiye'nin dört bir yanından bize hastalar geliyor. Yurt dışından çok fazla hastamız geliyor. Eskiden karın bölgesinden yaklaşık 30 santimlik insizyonlarla laparotomi dediğimiz ameliyatlar yapardık. Göğüs bölgesinden yine 30 santim açarak kaburgalar arasından açarak ameliyatlar yapardık. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte yemek borusu kanserine yakalanan hastalar kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuşuyor. 2 ya da 3 tane delikten birer santimlik ya da 5 milimlik deliklerden kamera yerleştirip kamera eşliğinde ameliyatlarımızı yapıyoruz. Hastaların tabii post operatif dönem dediğimiz ameliyat sonrası dönemleri çok konforlu geçiyor. Hemen kalkıp ayaklanıyor, ertesi gün yürüyor. 3-5 gün sonra da ameliyattan sonra taburcu olup evine gidiyor. Çok kısa sürede mobilize oluyor, iş hayatına dönüyor, sosyal hayata dönüyor. Ve açık ameliyatlarla kapalı ameliyatlar arasında çok ciddi ameliyat sonrası döneme ait konfor mevcut. İkisi kıyaslandığında yaklaşık 6 aylık konfor farkı var. Tedavi olmak için araştırma hastanesine başvuran 296 hasta sağlığına kavuştu. Yaklaşık 30 yıldır yemek borusu kanseri ameliyatları yapıyorum. Bu 20 yıllık periyotta sadece açık ameliyatlar yaptık. Son 10 yıl, 11 yıldır da tüm ameliyatlarımızı kapalı yapıyoruz. Daha önce açık yöntemlerle 500-600 tane yemek borusu kanseri ameliyatı yaptık. Kapalı yöntemlerle ise yaklaşık 300 tane hasta ameliyat ettik son 10 yıl içerisinde. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Atilla Eroğlu erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Erken teşhis hayat kurtarır. Onun için de yemek borusu tümörlerinin en önemli belirtisi yutma güçlüğü dediğimiz disfaji. Eğer özellikle 40 yaş üstü bir bireyde yutma güçlüğü varsa, yemek geçerken bir ağrı oluşturuyorsa, zorluk oluşturuyorsa mutlaka bir hekime müracaat etmeli.